Senin suçun. Bunları sen yaptın. Yani o kızı sen getirdin, hayatımıza soktun. İyi oldu mu? Mutlu musun sen? Ha? Sakın sen karışma Tülin. Melis'le konuşma. Bırak aralarında kendileri halletsinler. Seni dinledim, bıraktım. Niye biliyor musun? Melis mutlu diye. Yüzü gülüyordu, kıyamadım. Değdi mi ya? Ha? Hani bizim hayatımız hiç değişmeyecekti? Melis zarar görmeyecekti. Söylesene. Merak ediyorum, hala aynı şekilde mi düşünüyorsun? Allah aşkına bir sus ya Tülin, ne olur ya. Bir sus. Evet, böyle zaten. İşine gelmeyince direkt sus. Sorun değil. O benim kızım, tamam mı? Şimdi çıkarım yukarı, onun gönlünü yaparım. Gerçekten merak ediyorum. Şu kızı alıp evimize hesapsız kitapsız soktun, değdi mi? Ha? Sen daha beni çok ararsın Zeynep Hanım. Bir dakika. Gel. Biraz konuşabilir miyiz? Hı hı. Ben senin üzülmeni istemiyorum artık. Gerçekten yani için rahat olsun, tamam mı? Çünkü sen elinden gelen her şeyi yaptın. Yani evini paylaştın, odanı paylaştın. Bana karşı çıktın, belki bana kızmışsındır bilmiyorum ama. Üzülmeni istemiyorum artık. Haklıydın anne. Ben kendi kendimi hallederim diye düşündüm. Yaparım diye düşündüm ama yine her zamanki gibi sen haklı çıktın. Deme öyle, deme sakın. Öyle ama. Sana bir şey söyleyeyim mi? İnan bana. Gerçekten haklı çıkmak istemezdim. Gerçekten. En kötüsü de ne biliyor musun? Ben ona güvendim. Ona inandım. İçimi döktüm ona. Her şeyimi anlattım. Bundan sonra ben kimseye güvenemeyeceğim anne. Şşş. Yok öyle bir şey. Bir daha seni hiç kimse üzemeyecek, tamam mı? Baban da üzemeyecek, Zeynep de. Hiç kimse. Ben hep yanında olacağım. Tamam mı? Buraya gel. Sen benim canımsın. Canım. Şimdi fırından çıktı kızlar, çıtır çıtır. Afiyet olsun. Teşekkürler anne. Yağmur, şu ev telefonunu verir misin? Melis'i mi arayacaksın? Evet. Sen beni dinleme, tamam mı? Efendim. Melis benim, Zeynep. Dur bir dakika, ne olursun kapatma lütfen. Seninle konuşacak hiçbir şeyim yok benim. Bak, bilmediğin şeyler var diyorum. Aa, ne gibi mesela? Ya, Kerem'le öpüştüğün gibi mi? Kusura bakma canım ama geç kaldım biraz. Ya bütün okul öğrendi zaten. Melis bak. Gerçekten düşündüğün gibi değil. Lütfen izin ver, anlatayım sana her şeyi. İyi tamam. Yarım saat sonra buluşalım. Bizim evin oradaki parkta, tamam mı? Tamam. Tamam. Sonunda. Geliyor mu?
Nerede buluşacaksınız? İşte Melisler'in orada, evinin orada bir tane park var. Oraya gelecek. Zeynep, ben de geleyim mi seninle? Hayır, yalnız gideyim, ne olur. Tamam. Ama konuştuktan sonra bana haber ver, tamam? Anne, ya ben seni aradım ama ulaşamadım. Zeynep, ne oldu kızım? Sesin kötü geliyor. Ya anne, çok kötü bir şey oldu. Zeynep, ne oldu? Anlatsana. Melis öğrendi her şeyi. İki dakikam var sadece. Ne söyleyeceksen çabuk söyle. Bak, benim bir şeyden haberim yoktu, tamam mı? Ne senden, ne babamdan. Hiçbir şeyden haberim yoktu. Kerem'in benim sevgilim olduğunu biliyordun ama. Evet ama... Hiç düşünmedin. Başkasının sevgilisine asılırken gayet rahattın. Melis bak, düşündüğün gibi değil, tamam mı? Ben ne düşünüyorum biliyor musun? Senin bu hayatta hiçbir şeyden utanmadığını düşünüyorum. Sen bencil bir insansın. Sadece kendini düşünüyorsun. Kendini acındırıyorsun. Bana, babama, Kerem'e. Herkese acındırdın kendini. Melis. Yok, benim babam yok. Benim babam olmadı ki zaten. Hiç, ben babasız büyüdüm. Doğru. Babasız büyüdün. Ama hiç düşündün mü peki? Neden böyle oldu? Çünkü sen bunların hiçbirini hak etmedin. Sen hiçbir şeyi hak etmiyorsun. Sen elini neye sürsen mahvediyorsun çünkü. Bu arada Kerem'le seni biliyordum ben zaten. Ne? Yeni öğrenmedim. Kerem'in döndüğü günü öğrendim. Barış'ta konuşmalarınızın hepsini duydum. Neden o zaman? Herkes bilsin istedim. Senin ne kadar rezil, ne kadar aşağılık bir insan olduğunu görsünler istedim. Melis, şimdi ne olacak peki? Babam hangimizi tercih edecek sence? Ne? Senin gibi yalancı, pislikli insanı mı? Yoksa beni mi tercih edecek? Melis. Belki de hiç bunlara gerek kalmayacak. Ne? Belki bu gece her şey bitecek. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.